Merhaba sevgili satranç severler. 1905 Scheveningen turnuvasından bir parti inceleyeceğiz. Turnuvayı birinci bitiren Frank James Marshall'la Oldrick Duras arasında oynanmış bir parti. Duras da dördüncü sırada tamamlamıştı turnuvayı. Marshall 1877-1946 yılları arasında 67 yıl yaşamış efsanevi Amerika satranç şampiyonu. Bu parti oynandığında 28 yaşındaydı. 1909-1936 yılları arasında kesintisiz olarak Amerika satranç şampiyonu unvanını taşımıştır. 1904 Cambridge Springs, 1905 bu turnuva Scheveningen ve 1906 Nuremberg turnuvalarını birinci bitirdikten sonra Lasker'in karşısına çıkmaya hak kazanmış ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşamış 1907'de Emmanuel Lasker dünya şampiyonuna 8-0 gibi net bir skorla kaybetmiştir. 2 yıl sonrasında ise Lasker'in bir sonraki rakibi ve sonraki dünya şampiyonu olacak olan Capablanca'ya 8-1'lik skorla ikili bir maçı kaybetmiştir. Özellikle Capablanca karşısında bu maçtan 9 yıl sonra İspanyol açılışında Marshall atak sistemi geliştirmiş. Her ne kadar oyunu kaybetse de günümüzde İspanyol açılışında Marshall atak en üst düzeydeki elit oyuncular tarafından bile oynanmakta, incelenmekte. Hatta siyahlarla, beyazlarla düzeltiyorum. Beyaz oyuncular siyahların Marshall atağına girmemek için anti-Marshall atak varyantları araştırmaktadır. Unvanını Edward Lasker ve Jackson Showalter'a karşı korumayı başarmış. Devamında kendiliğinden Amerika şampiyonluğu unvanından feragat ettiğini belirtmiş ve Amerika şampiyonunun turnuva aracılığıyla seçilmesini benimsemiştir. Kendisine zor durumlardan kurtulma yeteneğinden dolayı büyük dolandırıcı anlamına gelen The Great Swindler unvanı verilmiştir camiada. Çok önemli, agresif, atak saldırgan, müthiş kombinatif yetkileri, becerileri olan bir oyuncuydu diyebiliriz. Oldrick Duras'a gelince 1882-1957 yılları arasında 74 yıl yaşamıştır. Bu parti oynandığında kendisi 23 yaşındaydı. Çek Cumhuriyeti, o dönem Yugoslavya toprakları içindeydi. Çek bir oyuncu diyebiliriz. 1905 Barmen turnuvası, 1908 Prag ve Viyana turnuvalarını kazandıktan sonra 1914 yılına kadar, Birinci Dünya Savaşı'nın başına kadar aktif bir turnuva oyuncusu olarak rol almış. Pek çok turnuvada ikinciliği ve üçüncülüğü mevcuttur. 3 kez Çek Cumhuriyeti şampiyonluğunu kazanmıştır. Bir kez de Alman şampiyonluğu bulunmaktadır. 1950 yılında Uluslararası Satranç Federasyonu FIDE tarafından Büyük Usta unvanı verilen, ilk defa Büyük Usta unvanı verilen 27 önemli oyuncudan biridir. İspanyol varyantında Duras varyantları mevcut olup, İspanyol açılışından düzeltiyorum, Duras varyantları mevcuttur. Özellikle at F6'dan sonra. Aynı şekilde bir E4'e F5 Duras Gambit olarak bilinmektedir. E4 hamlesine siyahın ilk hamlesi F5 ve piyonunu feda eden riskli hamle Duras Gambit olarak kendi Duras'ın ismiyle anılmaktadır. Partide bakalım neler olmuş. Marshall Duras karşısında. D4 ile başlıyor Marshall. D5 Duras'tan. C4 Marshall'dan Vezir Gambit'in belirleyici hamlesi E6 reddedilmiş Vezir Gambit'i. At C3 ana varyanta giriliyoruz. At F6'dan sonra Fil G5 ve At BD7. Şimdi burada beyazlar E3 ile devam etmiş Marshall. Ancak burada bir açılış tuzağı göstermek istiyorum. Beyaz burada piyon kazanmak için C alır D5 yaparsa E alır D5'ten sonra at alır D5, at alır D5'ten sonra fil D8. Dikkat edin buradaki açmaza. Buradaki açmaz şah açmazı değil. Dolayısıyla taş kıpırdayabiliyor. Bunu dikkate almamız lazım. Açmazdaki taş kıpırdıyor. Geçici vezir fedası siyahlardan fil B4 şah. Görüyorsunuz gelişmemiş şah kanadı, çok sıkıntı olur vezir gambitinde beyazlara. Eğer şah merkezde kalırsa ve siyahlar gelişimi hızlandırırsa bu şekilde olduğu gibi. Vezir D2 perdelemek zorunlu. Fil D2'den sonra şah alır D2. Şah D8'den sonra tahtada şunu görüyoruz. Siyah ata karşı beyazın piyonu var. Dolayısıyla siyahlar artık kazanç konumdadır diyebiliriz. At BD7'den sonra E3 ile devam ve şimdi artık piyon kazanma tehdidi var. Çünkü fil B4 şaha, şah E2 çirkin gözüken hamlesi var. Şimdi tabii ki yine bunu oynamayacaktır beyazlar. Siyahlar zaten fil E7 ile devam ediyor. Artık açmazı sonlandırdı. Vezir C2. Veziri C2 karesine koydu. Hem H7'ye bakış atıyor hem de C hattındaki değişimlerden sonra C7'ye baskı yapabilecek vezir yarı açık C hattından. Şimdi C6 merkezi destekledi. C alır D5. C alır D5'in fikri şu. Fili oyuna sokacak. Fil D3'ten sonra siyahlar D alır C4 yapınca tekrar fil alır C4'te vakit kaybetmek istemiyor burada Marshall. Önce almış. At alır D5'ten sonra. Siyahlar da sıkışık konumda. Taşları kesmesi siyahların yararına olacağından dolayı taş kesiyor tabii. Fil alır E7. Vezir alır E7. At F3 gelişim. Kısa rok.
At alır D5, merkezdeki önemli atı kaldırdı. E alır D5'ten sonra fil D3. Ve şimdi siyahın vezir gambitindeki klasik sorunu C8'deki siyah fil. Bunu geliştirmek gerekiyor bu aleti. At F6 ile yolunu açmış. Aynı zamanda at H7'ye şu an vezir fil bataryası basıyordu. Burayı da tutmuş oldu. Şimdi beyazdan da kısa rok, siyahtan kale E8. Yara açık E hattına geldi siyah ağır aletler. At E5 zıplayıp hattı kapatınca önce bir H6 artık H piyonunu tehditten çıkarmış oldu. Ve şimdi atını serbestleştirdi F6 atını. F4 atı perçinliyor. Aynen kendisinden önceki Amerika şampiyonu Harry Nelson Pillsbury gibi Marshall'da E5'e ya da F5'e at koyup bu atı çift piyonla destekleme fikrini benimsemiştir. Özellikle F5'e at koyma fikri Pillsbury'nin atı şeklinde satranç tarihinde yerini almıştır diyebiliriz. At D7 geri dönmüş artık çünkü H7'de bir piyon olmadığı için merkezi beyaz atı değişmek istiyor. Ama daha iyisi fil D7 kalelerin bağlantısını kurmak ve vezir C3'ten sonra devam olabilirmiş. At D7'ye şüpheli bakıyor bilgisayar muhtemelen gelişme aksattığı için. Şimdi kale F3 kale asansörü kaleyi 3. yataya piyonların üstüne çıktı. Ve G ya da H hattına aktararak siyah şaha karşı bir atak düşünüyor Marshall. Her ne kadar şahlar aynı kanada rok atmış olsa da Marshall atak, agresif, saldırgan bir oyuncuydu. Hatta şöyle bir benzetme vardır Marshall'la ilgili. Tal'den önce, Alekin'den önce Marshall vardı gibi bir söz vardır camiada. Gerçekten de öyle. İnanılmaz bir kombinatif görüşe sahipti. Fakat bu aşırı derecede keskin oynaması dediğimiz gibi özellikle pozisyonel oyunculara karşı çok ağır yenilgiler almasına sebep olmuştur. Lasker zaten satrançta ev hazırlığını yapan ilk şampiyondur. Rakibe karşı evinde hazırlık yaparak rakibin zayıf yönlerini tespit etmiş ve ona göre oynayarak uzun süre unvanını korumayı başarmıştır. Capablanca'da oyunlarının sadeliğiyle bilinmektedir. Dolayısıyla kombinatif yani agresif görüş Capablanca'ya karşı işlememiş ve ağır bir mağlubiyet almıştır. Capablanca'nın Alekin'e unvanını kaybetmesine de gerçekten zaten herkes şaşırmıştır. Bir gün önce izlemiştim. Çünkü Alekin de kombinezon oyuncusuydu. Agresif bir oyuncuydu. Oysa Capablanca pozisyonel bir oyuncuydu. Normalde Capablanca'nın rahatlıkla kazanabileceğini düşünüyordu herkes. Ancak rakibe hazırlıktan dolayı Alekin Capablanca'nın zayıf yönlerini tespit etmiş ve ona göre oynamıştır maçta diyebiliriz. Şimdi at F8, H7 yine kontrol etti ve filin yolunu tekrar açtı. Kale AF1. At F8'i görünce de aklımıza tabii ki hemen ünlü söz geliyor. Bent Larsen'in ünlü sözü F8'e bir at koyun. Kimse benim at edemez sözü. Gerçekten de F8'deki şahın yanında duran at önemli kareleri kontrol ettiği için siyah şaha çok büyük bir koruma sağlamakta. F6 ata saldırdı. Merkezi at şimdi G6'ya girdi. At G6 bu attan kurtuluyor. Fil alır G6'dan sonra. Kale F8'e geldi. Kaleye saldırı vardı. F5. Fili perçinledi. Çivile doğruya. Fil D7. Nihayet kale bağlantısını kurdu siyahlar ama dediğimiz gibi buradaki fil gerek kendi piyonları gerekse F5'teki beyaz piyondan dolayı bir hapishanenin içinde. Siyahlar bir alet geri diyebiliriz. Diyeceksiniz beyaz fil ne işe yarıyor? Beyaz fil de burada çivilendi ama siyah aletleri oldukça kısıtlıyor. Tahtayı adeta ikiye bölüyor ve E hattına ağır aletlerin, kalelerin gelmesini engelliyor diyebiliriz. Şimdi kale G3 oynamış ve şüpheli görüyor yine bilgisayar. Daha iyisi merkezden E4 sürüşüymüş. Vezir E4, vezir E4, D alır E4'ten sonra kale B3 ile B7'ye basmakmış. Kale FB8, kale F4, diğer piyona baskı, fil E8 dönünce kale alır E4 ile devam etmek diyor vezirleri kesmek için. Ancak veziriyle oynamayı severdi Marshall, Tal gibiydi. Aynı Necmettin Oğuz da bu şekildeydi. Vezirle oynamayı seven oyuncular. Atak oyuncular zaten veziri kesmek istemez çünkü vezirin gücünden faydalanmak isterler saldırıda. Dolayısıyla kale G3 ile devam ediyor. Hatta siyah ilerleyen zamanlarda Duras kesmek istiyor ancak Marshall izin vermeyecek. Fil E8 file bastı. Kale F'deki F3 fil G6'dan sonra kaleyle almış. Bilgisayarın önerisi F alır G6. Hattı kapatmış oluyor ama ilerlemiş G piyonu rahatsız edecek siyah taşları. Kale F8'e de vezir C3 ile devam etmek. Kale alır G6. G hattı yarı açık hat kullanmak istiyor tabii Marshall. Kale F7. Şimdi G4 ilerliyor beyaz piyonlar. Şahlar aynı kanatta olsa bile Marshall dediğimiz gibi atağa başladı. Atak yapmayı severdi zaten. Kale E8, H4, vezir E4 indi şimdi. Vezirleri kesmek istiyor ama şüpheliymiş bu hamle yine. Vezir B4 daha iyi bilgisayara göre. Vezir F2'den sonra da kale E4, kaleye. Boşalan E4 karesine siyah kaleyi oturtmak daha iyi diyor. Vezir E4'ten sonra vezir F2
Veziri kesmek istemiyor Marshall ve buna soru diyor. Daha iyisi veziri kesmekmiş. Vezir E4, kale alır E4. Ama dediğimiz gibi Marshall kesinlikle kesmek istemezdi. Siyahın pozisyonun daha iyi olduğunu düşünüyor bilgisayar. Vezir ve F2'den sonra. Vezir D3 oynanmış ve fırsat kaçırdığını düşünüyor. Daha iyisi C5'miş. Vezir kanadından saldırı başlatmak. Çünkü şah kanadının yeterince sağlam olduğunu düşünüyor siyahlar açısından. D alır C5'ten sonra. Kale C8. Kale F4 vezire basınca. Vezir B1 şah. Vezir F1 perdelemeye. Vezir alır B2 ve siyahın daha iyi olduğunu düşünüyor şu an. Beyazın şah kanadına bir şey bulamadığını, siyahınsa vezir kanadından kazanacağını görüşünde. Vezir D3'ten sonra G5 sürmüş. H alır G5. H alır G5. F alır G5. Değişimler kale G5 ve G hattı tamamen artık açıldı ağır aletler için. Kale F6 oynamış. Kale H3. Kale E7 taşlara manevra yaptırıyor her iki tarafta. Şah H2. Alt yataydan gelecek şahlara karşı şahını güvenli ikinci yataya çıkarmış olduğu Marshall. Şah F7 oynamış ve bu hamle soru. Bu hamle ile birlikte bu hamleye soru veriyor ama bence çift soru çünkü tamamen beyaza kazanç konuma geçiyor artık pozisyon. Daha iyisi vezir E4 ile devam etmek. Vezir G2'den sonra vezir G2, şah G2. Nihayet vezirleri kesen Duras amacına ulaşmış olurdu. İki kaleli oyun sonunda siyah kaleler şahı yeterince savunabiliyor. Şu anda terazi tam 0-0 gösteriyor. Yani eşitlik var. Şah F7'den sonra Marshall'dan kale G7 çift ünlem kale fedası. Kabul etmese örneğin şah E8 gitse bu sefer E7'deki kaleyi alacak. Şah E7'den sonra başka bir yere gitse de alacaktı. Şimdi E4 merkezden ilerleyecek. Vezir D1, E5, kale F8, F6 ve bağlı geçer F piyonundan. Dolayı beyaza tamamen kazanç olurdu konum vezirlerin tahtada olmasına rağmen. Şah E6, kale H7 kazanç. Kale buradan girmek, mat etmek istiyor. İşler oldukça zorlaştı. Kale F7 ile keserse de kale H8 yine alttan dalmak isteyecekti. Beyaz kale. Zaten şahın çekilmesi halinde ise piyonun ilerleme ihtimali var. Siyah vezire şah çektirmiyor. Gerek beyaz vezir gerek beyaz kale. Beyaz şah güvende. Sürekli şah imkanı da yok. Beyaza kazanç bir pozisyon oluşurmuş. Şah alır G7'den sonra kale fedasına. Vezir G3 şah şimdi. Marshall'dan bir ünlem daha. Vezir dalacak şimdi. 8. yataya da göz atıyor bulunduğu yerden. Şah F7'ye kale H7 şah yine. Burada çeşitli hamleler var tabi. Çeşitli hamle derken F8 ya da E8 var. İkisinde de benzer pozisyon oluşuyor. F8'e de gitse, E8'e de gitse şah arkadaki kalenin savunmasına bağlı olduğu için sorun var. Yine vezir 8. yatağı inerdi. E8'e inmiş oyunda. Kaçmak istiyor. Vezir B8 şah. Şah D7'ye. Vezir alır B7 ve artık siyahlar işi. Oyun bitti. Terk etmiş oyunu. Siyahlar duras. Marshall'dan yine müthiş bir galibiyet. Çünkü burada şahın gidebileceği doğru düzgün bir kare yok zaten. E8'e giderse hemen mat var. Vezir E7. D8'e giderse de iki hamle sonra mat oluyor. Vezir E7. Şah C8. Vezir C7 mat. Dolayısıyla vezir B7 hamlesine artık terk ediyor oyunu. Duras ve Marshall bu partiyi kazandığı gibi bu turnuvayı da kazanıyor. Dediğimiz gibi fırtına gibiydi o dönem. 1905-1906 devamında 1907 ve 1909 Lasker Capablanca maçları. Yani Lasker'le Capablanca'ya eşit seviyede görülüyordu ancak çok ağır mağlubiyetler almıştı. Sebebi dediğimiz gibi agresif oyun stili. Yaşı ilerledikçe pozisyonel tarza dönmüştür ancak biz onu her zaman böyle hatırlayacağız. Zaten satrançta genellikle bu tip partiler seviniyor, bu tip oyuncular seviliyor. Pozisyonel satranç daha sıkıcı geliyor oyunculara. Özellikle oyun sonuna geçilen sade pozisyonlar. Capablanca çok eleştirilmiştir. Oyunun sadeliğinden dolayı. Aslında ama gerçek satranç o. Yani Carlsen'in günümüzde oynadığı satranç gerçek satranç. Sıkıcı, soğuk dediğimiz, doruk satranç dediğimiz satranç. Oyun sonunda bir avuç aletin en doğru yerlere yerleştirilmesiyle inanılmaz strateji uygulanan satranç oyunları. Aslında gerçek satranç ama biz tabii daha çok minyatürlere ve kısa süreli kombinatif oyunlara önem veriyoruz. Daha çok keyif aldığımız için bu tür partilerde. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Bugün size Marshall'ı tekrar hatırlatmak istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.